Şimdi arkadaşlar yazalım dördüncü mesele diye. Nedir dördüncü mesele? Şimdi mesele gidiyor. Şimdi artık yavaş yavaş meseleler gittikçe kısalmaya başladı. Yani meselelerin çok detaylı tartışmalar vardı. Bu dördüncü meseleden sonra biraz daha meseleler kısalacak. Dördüncü mesele biraz detay bir konu arkadaşlar. Nasıl detay bir konu? Bazen mübah kelimesi iki anlamda kullanılabiliyor. Bir tanesi teknik anlamda mübah. Teknik anlamda mübah efendim. Diğer ise teknik anlamda olmayan, işlenmesinde bir günah yoktur. La harace diyebileceğimiz. La harace. La harace diyebileceğimiz bir kavram. Nedir la harace kavramı? Üçüncü meselede bahsettiğim. Yani teknik anlamda mübah, işlenme veya terkinin tercihe bırakılmış olması. La harace dediğimizse işlenmesinde bir günah sakınca yok. Burada şunu demek istiyor arkadaşlar. Mübahın iki anlamı var. Teknik anlamı bir de la harace anlamı. Yani işlenmesinde sakınca yoktur. Şimdi bu konu aslında nereden geliyor? Bu konu şuradan geliyor aslında. Yani Şatibi bunu ifade etmiyor ama bu konunun aslında altında yapan gerçek şey şu. Yani la harece ile ilgili iki husus var arkadaşlar. Birinci husus şu. Şimdi Eş'ari birisine şöyle sorsak. Bir kişi için o kişi dine girmeden önce hükümler başlar. Dine girmeden önce dini hüküm var mıdır efendim? Bu soruyu böyle sormak lazım. Hani fetret zamanları falan şu bu da buna dahil. Bir kişi dine girmeden önce şer'i hükme muhatap olmadan önce şer'i hükmü duyup onun şer'i hüküm olduğunu bilip inanıp bu hükmü duymadan önce hüküm var mıdır? Eşarilere göre dinden önce hüküm yoktur. Dolayısıyla eşarilere göre dine girmeden önce bir kişinin gezmesi, tozması, nefes alması mübah mıdır? Ha, buna mübahtır diyemiyorlar. Mübahtır deseler nasıl bir sorun ortaya çıkacak? Din öncesi hüküm ortaya çıkmış olacak. Yani hükümler şari'nin hitabıdır eşarilere. Şari'nin hitabıdır derken bu şu demek. Ben bir şari'ye, şari olduğuna inanmışsam, Allah olduğuna, Tanrı olduğuna inanmışsam hüküm işte bundan sonra başlar. Ben o hitabı işittiğimde başlar. Peki ben o hitaba inanıp şari'den geldiğine inanmadan önce benim hakkımda normal mübah fiillerimin hükmü nedir? İşte eşariler buna mübahtır diyemez. Ne derler? İşte mübahın tamam mı? Mesele bu. Yani şari tarafından bir tercih vardı mübahta. Tercih. Ben henüz o metnin, kitabın şariden gelip gelmediğini bilmediğim durumdaysam benim için bir tercih yoktur. Yani daha doğrusu tahhir diyelim buna. Tahhir. Şari beni yapıp yapmama arasında serbest bırakmamıştır. Çünkü mübahın özünde tahhir vardır. Tahir nedir tahir? Yapmanla yapmaman eşit. Eşit kılıyorum. Şari'nin eşit kılıyorum demesidir. Ha. Dolayısıyla eşariler mübahtır diyemezler. Mübahta şari'nin tahiri olduğu için. Ben dine girmeden önce hüküm başlamaz. Ama ne diyebilirler bunun yerine? Bunun yerine işte la harace der. Yani hani yürümesinde gezmesinde yani bir beis yoktur, sakınca yoktur falan derler. Mübahın karşılığına olacak şekilde. Buna la harece deme hakları var mıdır, yok mudur bu tartışılır. Şimdi fakat Şatıbi biraz yani la haracın bu yönünden ziyade aslında tartışma bu yönün üzerinde yapılması gereken bir tartışma. Başka bir tarafa sevk ederek şunu diyor. Yani şu anda Şatıbi bunu başka bir şekilde ele alıyor. Bu yani belki Şatıbi'ye özgü bir ele alma. Diyor ki şu la harace teknik anlamdaki mübahtan farklı. Yani burada mübah vardır ama la haraceye biz mübah diyemeyiz. Şatıbi'nin ele aldığı şey ikinci husus diyelim. Şatıbi diyor ki sakınca yoktur, beis yoktur. Buna mübah diyemeyiz. Eş'ariler de la haracayı zaten mübah olmayan şeyleri ifade etmek, yani mübahtır diyemedikleri mübahları ifade etmek için kullanıyorlardı. Şatıbi de diyor ki dinde de la harace ifadeleri çok geçer. Daha çok dini ifadeler bakımından
başka bir bağlamda ele alıyor Şatibi. Bunlara mübahtır diyemeyiz efendim. Yani dördüncü meseleyi okursak, mübah hakkında işlenmesinde bir günah yoktur denildiğinde, bu manada mübah işlenmesi ve terki tercihe bırakılmış manası altına girmemektir. Yani mübahın teknik anlamı, teknik anlamında tercih var. Tercih var. La harace ifadesi bize tercihi bildirmez. Dolayısıyla kim ki la harace ifadesiyle mübahı kastetmeye çalışırsa bu gerçek anlamda mübah değildir. Yani şu eşarilerin la harace dedikleri de gerçek anlamda mübah değil. Bunun dışında la harace, yani yapıldığında beis olmayan şeklinde tanımladığımız şeyler de gerçek anlamda mübah değil. Neden? Çünkü gerçek anlamda mübah da tercih var. Evet. Şimdi bunu delillendirelim diyor. Yani bu gerçek anlamda, teknik anlamda mübah değildir. Dinde bazen laharaca olarak ifade edilen ya da literatürde bazen laharaca. Yani yapılmasında ya da terk edilmesinde, yani işlenmesinde bir sakınca yoktur. Daha doğrusu böyle, yani işlenmesinde bir sakınca yoktur. Hatta laharaca, la cünaha fihi, la cünaha fihi gibi ifadeler. Şimdi bunu delillendirelim diyor. Bu şeyimize, dördüncü mesele, ana meselelerimiz böyle. Ha, arkadaşlar, Şatibi'yi okuyor muyuz? Bence bu vesileyle Şatibi'yi hem Arapçasından hem Türkçesinden okuyabilirsiniz. Arapçasının zaten PDF'leri var. Bu fırsat bir metni baştan sona okuyup analiz edin bence. Yani bunu yaparsanız bu dersin bir anlamı olur. Çok anlamı olur ama yapmazsanız eksik anlamı olur. O zaman konferansa döner. Ben konferanslarla bu işin olmayacağını düşünüyorum. Yani sizin metinleri görmeniz lazım. Konferanslar uçar gider ama metni okuyup da bir köşeye koyduğunuz zaman siz o metin size pek çok şeyi gösterir, pek çok şeyi öğretir. Siz benim diyelim burada anlattığım, bir saatte anlattığım şeyi 3 saatte, 5 saatte metin üzerinde çalışarak tam olarak hazmedersiniz. Konferans bir şeyi bizim tam olarak hazmetmemize vesile olmaz. Ha, oluyorsa güzeldir. Yani burada 1 saat çalışacağız. Siz gideceksiniz 5 saat çalışacaksınız. Bu şekilde bu iş olur. Aksi takdirde olmaz. Çünkü ben de buraya gelmeden önce 1 saatlik ders için bazen 5 saat, bazen mesela Risale okuturken 10 saat çalışıyorum. Neden? Ya metinde derinlik var. Çalışmadan olmuyor işte. Ben hala da şu anda Şatibi'yi okurken bile ilk okuduğumda anlamıyorum arkadaşlar. Bak açık söyleyeyim. İlk okuduğumda anlamıyorum. Neden? Tam olarak ne dediğini ilk okuduğunda, ilk bir okuyuşta anlamanız zor. Çeviride de ufak bir iki kelime kayması oldu mu anlam vurgulanmıyor. Yani uzun okumak gerekiyor. Ben de birkaç kere okuyorum. Hatta gördünüz geçen ne oldu? Anladığımı düşündüm. Size anlatırken anlam gitti zihnimden. Yani bir sonraki derse bıraktım. Dolayısıyla biraz emek verip, yani böyle bir, ya bu arkadaş burada ne diyor? Bu cümleyi yakalamaya çalışmamız lazım. Ve emin olun, metinlere böyle yaklaştığımız zaman metinlerde çok şey var. Her metin birbirinden farklı. Her metnin ayrı bir dünyası var arkadaşlar. Bunu kavramamız lazım. Evet. Peki şöyle bir soru sorayım. Hocam ben bu zamana kadar sizin anlattığınız yerleri Şatibi'den okudum diyen kaç kişi var aranızda? Hocam ben okudum ismimi. İsme gerek yok, istatistik olarak. Tamam hocam ben okudum. Evet. Evet. Yani okuyan arkadaşlar bana chatten de yazabilir. Okudum diye. Yani okumuyorsanız arkadaşlar yani biraz boş oluyor. Sadece genel kültür olur. Hatta dediğim gibi burada bir saat ders yapıyorsak siz metini 2 saat okumanız lazım. Ya bu Hasan Hoca böyle söyledi ama bu metinde onu mu diyor, başka şey anlaşılır mı gibi olması lazım arkadaşlar. Öbür türlü olmaz. Öbür türlü olmaz. Evet, şimdi Şatibi diyor ki gelin bunu delillendirelim.
Birinci delilimiz şöyle delillendirebilirim diyor. Yani biz diyor bu ayrımı bu teknik anlamda mübahla, işte mübaha yakın bir anlamda kullanılan buna la haraç diyelim arkadaşlar. Bu şeyi bu yani işlenmesinde bir günah yoktur diye tanımlanan kısmı, yani bu ayrımın metinlerde olduğunu görüyoruz, dinde de olduğunu görüyoruz. Efendim, şimdi şeyi şöyle düşünelim diyor. Bazı mübahlar vardır ve bunların yani bütün olarak baktığımızda işlenmesi matluptur. Efendim, evet. Yani şöyle arkadaşlar, kül olarak baktığımız zaman işlenmesi matlup olan bazı şeyler, bazı değil mübahlar, yani şu teknik anlamdaki mübahlar, bunlarla ilgili cüz'i anlamda baktığımız zaman tahhir vardır. Yani mükellefin tercihine bırakılmıştır. Külli anlamda matluptur bunlar ama cüz'i anlamda yapması da yapmaması da mükellefin tercihine bırakılmıştır. Tercihe bırakmaya biz ne diyoruz? Tahhir. Bunlarda tahhir vardır. Tamam mı? Evet. Ama bunların külli anlamda matluptur bunlar. Mesela diyelim evlenme. Bir kişinin evlenmesini düşündüğümüz zaman, yani evlenmeye güç yetirmiş, evlense iyi olur. Bunun şimdi bugün evlenmesi, yarın evlenmesi, öbür gün evlenmesi mübahtır. Mükellefin tercihine bırakılmıştır. Ama külli anlamda evlenme nedir? Dedik, matlup bir şeydir. Herkes evlenmeyi bırakırsa neslin korunması elden gider. Neslin korunması. Çünkü nesil ortadan kalkar. Yeni nesil ortaya çıkmayınca insan hayatı biter. Efendim, burada gerçekten bir tercihe bırakma olduğunu görüyoruz. Efendim biz. Tamam mı? Şimdi ama la haraca gibi şeylerde şöyle bir şey görüyoruz. La haraca denilen şeylerde la haraca da bir külli olarak matlup bir durum yok. Efendim. Şöyle diyelim. Şöyle yapalım. La haraca gibi yerlerde mesela diyelim oyun eğlence. Şöyle anlatayım. Oyun eğlence. Oyun eğlence gibi şeyleri arkadaşlar şöyle yapalım. Oyun eğlence gibi şeyleri sürekli yapmak. Şöyle anlatalım. Sürekli yapmak. Yani buna külli olarak yapmak diyelim. Külli olarak yapmak. Sürekli oyun, eğlence. Bunun terki matlup mu? Evet, terki matlup. Yani oyun, eğlence laharaca grubuna girer diyoruz. Laharaca grubuna giren şeylerin bazen bunları bizim sürekli yapmamız istenmez. Dolayısıyla sürekli yapmamanın terki matluptur. Ama bir iki kere yapma, yani cüz'i anlamda yapma, burada diyor tercih yoktur diyor. Tercih yok. Yani ne demek istiyor? Bir iki kere yapma konusunda şeriat seni yapsan da olur, yapmasan da olur demez diyor. Yani şeriat bunu senin yapmanı aslında Şatibi burada biraz kendisiyle şöyle çelişebiliyor. Oyun eğlenceye bazen teknik anlamda mübah da diyebiliyor ama burada oyun eğlenceyi teknik anlamda mübah kısmından çıkarmış. Onu laharece kısmına getirmiş. Bunları cüz'i olarak bir iki kere yapma noktasında aslında ortada bir tercihe bırakma yok, tahhir yok. Aslında yani ne demek istiyor? Din bunu istemiyor. Din bunu çok istemiyor. Çok istemiyor. Ne tarafa doğru meylediyor şey? Tercih değil de. Ya bıraksan iyi olur. Yani mekruha yaklaşıyor. Mekruh gibi. Böyle görüyor. Yani bir şey mekruh da olsa din bunu
Bir iki kere yaptığımızda ses çıkarmasa, buna biz la haraç deriz ama buna teknik anlamda mübah diyemeyiz. Çünkü bakıyoruz, bu bazen yani bazı mekruhlara da din la haraç diyebilir. İstemediği şeyleri. Yani bir tür aslında sakındırıyor bizi. Dolayısıyla haracın nefi her zaman o şeyin mübah olduğunu göstermez. Yani la haraç demişsek bir şeye her zaman o şeyin bize mübah olduğu, teknik anlamda mübah olduğunu göstermez. Evet. Burada sadece günahın olmadığını anlarız. O zaman la haraç deyince biz mübahlığı mı anlarız? Hayır. La haraca günahın olmadığını, sorumluluğun olmadığını anlarız. Bu şey mekruha yakın olabilir. Yani istenmeyen bir şey de olabilir bazen. Dolayısıyla la haraç bazen istenmeyen ama bir iki kere yapıldığında dinin ses çıkarmadığı şeyler için kullanıldığını görüyoruz. Tamam mı? Evet. Ama teknik anlamda mübahta tercihe bırakma anlamı sarih. Açıkça şari tercihe bırakmıştır. Evet. Bizzat tercihe bırakmayı dilemiştir. La haraca denilen şeylerin bir kısmında ise bizzat tercihe bırakma, mükellefin tercihine bırakma, mükellefi tahir bırakma bu konuda yapıp yapmama konusunda burada net değildir. Burada nettir. Teknik anlamda olan. Şimdi dolayısıyla la haraca de tercih yoktur. La haraca de tercih yerine birinde tercih var ya da tahir var diyelim. Tahir tercihe bırakma diyelim şuna. Tercih değil de tercihe bırakma. Bırakma. Diğerinde ise tercih anlamı değil de sükut geçme anlamı vardır. Yani neye sükut geçiyoruz burada? Şuna sükut geçiyoruz. Mükellefi burada biz mükellefi tahir bırakıyor muyuz gerçekten bu tür fiillerde? Hayır. Sadece mükellef bunu yaparsa biz ondan sorumluluğu kaldırıyoruz. Tercih konusunda açıklık yok. Sükut geçme ne demek? Yani tercih konusunda, tahir konusunda bir açıklık yok. Burada anlatmak istediğim bu. Böyle kullanılabilir. Evet. Diğerleri detay. Şimdi geçelim 5. meseleye. Bu meseleler biraz daha net arkadaşlar. Mesela yani 4. mesele biraz da şeydi. Nasıl diyelim? Çok detaydı. Şimdi 5. mesele daha genel bir şey. Daha güzel bir şey. Şimdi diyor ki mübahın mübah diye tavsif edilmesi, yani bir şeye mübah dediğimiz zaman, teknik anlamda mübah dediğimiz zaman buradan şöyle bir sonuç çıkar diyor. Bu şekilde eğer bir şeye mübah diyorsak, bir şeyin mübah diye tavsif edilmesi ancak ve ancak, yani özellikle mükellefin hazzı nazara alındığından mümkündür. Mübah, mükellefin hazzı dikkate alındığında mümkündür. Eğer bu kasıt dışına çıkarsa mübahın başka bir hükmü olur. Yani mübah olmaktan çıkar. Şunu demek istiyorum. Mükellef bir fiili hazza ulaşmak için yapıyorsa bu mübahtır. Hazza ulaşmak için değil de yani bir şekilde onun matlup olduğunu görerek yapıyorsa bu mübah olmaktan çıkar. Çünkü şöyle diyelim, tahir yapılmışsa arkadaşlar, tahir, yani yapıp yapmama noktasında serbest bırakılmışsak, mükellef serbest bırakılmışsa, mükellefin gidip, yani yapabilir de yapmayabilir de bir tanesini tercih etmesi, bunun arkasındaki felsefi gerekçe ne olabilir diye düşünüyor Şatibi. Hani soruyu böyle sormaz ama biz böyle tercüme edebiliriz. Mükellef bu yapmayı ya da yapmamayı tercih ediyorsa mutlaka arkasında haz vardır. Haz. Bir şekilde hazza ulaşmak için yapıyordur ya da yapmıyordur. Yani mükellefin burada öncelikli amacı hazzıdır. Hazza ulaşmaktır. Ne değildir? Herhangi bir şekilde talep değildir. Eğer siz namaz kılıyorsanız mesela, namaz bir emirdir değil mi? Sizin öncelikli amacınız emri yerine getirmektir.
Haz alırsınız almazsınız ikinci meseledir. Tamam mı? Haz alırsınız almazsınız. Siz bu namazı öncelikli olarak haz almak için mi kılıyorsunuz? Mesela hayır. Emri yerine getirmek için. Tamam mı? Dolayısıyla şu anda benim bu bardak suyu içmem şey mi? Mübah mı? Mübah. Ben içmeyi tercih ediyorsam demek ki bunda bir benim için bir haz vardır. Açlığımı giderme hazlı falan. Şimdi bu haz meselesine geleceğiz. Eğer bir şeyi biz hazımızı sağlamak için değil de başka bir kasıtla yapıyorsak bu soru işaretidir. Haz. Bu sefer mübahlığı tartışılır. Şimdi bundan bahsedelim. Evet. Tekrarlıyor Şatibi. Mübah neydi diyor. Din tarafından işlenme ya da terkine dair bir kasıt bulunmaksızın yapılması ve terki arasında tercihe bırakılan şeydir. Mükellefin tercihine bırakılan şeydir. Şeriat bunun yapılması ya da yapılmamasından birini özellikle kastetti. Evet. Dolayısıyla diyor Şatibi, bir mübahın kul tarafından işlenmesinde dindeki maslahat, makasıttan herhangi biri yoktur. Ne zaruri, ne haci, ne tekmili bir şey yoktur. Mübah özel olarak mükellefin bir hazzını yerine getirmesiyle alakalıdır. Evet. Evet. Ama mesela emir ve nehi dediğimiz şeyler burada esas olan bizim emri yerine getirmemiz, yani talep doğrultusunda hareket etmemiz ve bu talep doğrultusunda hareket ettiğimiz zaman da ortaya işte zaruri, haci ya da tekmili bir şey çıkar. Maslahatı gerçekleştirmek çıkar. Namaz işte dini korumak içindir falan. Evet. Buradaki bizim namaz kılarken bir emri biz yerine getiriyoruz. Şari'nin talebini yerine getiriyoruz. Bizi bu şeye sevk eden Şari'nin talebi. Tamam mı? Emri. Ama su içmeye, burada cüz'i olarak su içmeye sevk eden bizim hazzımız. Böyle bir ayrım yapıyor. Bunun ne kadar önemi var? Bu tartışılabilir. Evet. Şimdi bunu söylediği zaman Şatibi soru, bir itiraz geliyor. İtiraz şöyle. Yani nereden çıkarıyorsun mübahın sadece mükellefin hazzı ile ilgili olduğunu? İşte emir ve nehi olunca haz değil ön planda olan şey. İşte Allah'ın bunu talep etmesi, emir, talep, Allah'ın hakkı diyorsun. Mübah olunca da işte talep değil burada, bir talep yok zaten, tahir var. Taleple tahir birbirine zıt kavramlar. Ondan sonra mübah olunca da burada tahir var. Eğer bu tahir esnasında mükellef yapmayı ya da yapmamadan birini tercih etmesi, bu onun hazzına daha uygundur diyorsun. Yani mübahın arkasında onu yapmamızı gerektiren şeyin bizim hazzımız olduğunu söylüyorsun. Evet. Yani soru soran diyor ki, tamam diyor, bazı mübahları biz haz olarak işleyebiliriz ama hepsi haz olmak zorunda değil. Evet. Aynı zamanda biz emir ve yasakların da bir kısmını yerine getirirken haz ön planda olabilir diyor. Yani mübahların bir kısmında haz ön planda olmayabileceği gibi, bizi buna sevk eden şey tam olarak birinci planda haz olmayabileceği gibi diyor itiraz eden, emir ve yasakları yaparken de diyor sadece talep, şari'nin talebi değil, haz alarak da yapabiliriz. Bunu. Evet. Mesela bir kişi nafile oruç tutmaktan haz alabilir. Mesela mendup orucu tutmaktan haz alabilir veya tutabilir gibi itiraz ediyor. Yani bu işi niye bu kadar hazza bağlıyorsun? Evet. Bu işi arkadaşlar hazza bağlamasının arkasında ta Aristo'daki haz ve elem prensibine kadar giriyor mesela. Şimdi size ondan bahsedeceğim. Cevap veriyor Şatibi bu şeye. Şimdi bakın, Şatibi aslında burada bir mayın tarlasına gidiyor. Şatibi diyor ki, cevap, ben şu anda 137. sayfadayım. Yani çok bilinen kaideye göre dinin emirleri ancak ve ancak kulların maslahatlarını temin için getirilmiştir. Yani Allah'ın hükümleri, şöyle yapalım, Allah'ın fiilleri
Bu gayet bu bağlamda olmak üzere Allah'ın verdiği hükümler. Yani nedir bunlar? Emirler, nehiler ya da şöyle yapalım. Tahir, talep. Şari'nin talepleri, tahiri. Tabii ki verdiği hükümlerde fiillerin bir kısmıdır arkadaşlar. Mesela Allah'ın fiillerine bir örnek verelim. Alemi yaratması. Alemi yaratması Allah'ın bir fiili. Aynı zamanda Allah'ın hüküm vermesi. Mesela bir şeyi bizden talep etmesi, emretmesi, bir şey, tahirde bulunması da Allah'ın bir fiili. Ama bu hüküm anlamında bir fiil. İşte Allah'ın bütün fiilleri ve verdiği hükümler kulların maslahatlarını temin için getirilmiştir. Hükümler, bunların hepsinin nesi vardır? Gayesi vardır. Bu gayede nedir? Kulların maslahatlarını temin. Arkadaşlar, kulların maslahatlarını temin gayesi. Evet. Bu gaye nedir? Kulların maslahatlarını temin. İşte burada kelama geldik. Dayandık. Şimdi şöyle deniliyor arkadaşlar. Genelde şöyle denir. Allah'ın fiilleri diyoruz ya. Şuraya esas alalım. Esas alalım. Allah'ın fiilleri. Allah'ın yaptığı bir fiilin arkasında bir faide arayalım mı aramayalım mı? Gaye, anlam, mana, gaye, anlam, mana, garaz, faide. Bunların hepsi aynı anlamda. Soru şu. Allah-u Teala alemi yaratıyorsa bu fiilin arkasında bir anlam arayalım mı aramayalım? İşte bu çok temel bir tartışmadır. Hatta şöyle diyebiliriz. Şimdi Allah-u Teala'nın iradesi var mı? İrade sıfatı arkadaşlar. Allah-u Teala'nın irade sıfatı var mı? Alemi yaratma irade, irade sıfatı var. Peki, bu iradenin yönelik olduğu bir garaz, gaye var mı? Yok. Mesela Aristo'da irade yoktur. Allah-u Teala pür gayedir. Kelamcılarda da Allah pür iradedir, gayesi yoktur. Eşarilerde. Şimdi ama eşariler gibi düşünmeyelim. Yani şöyle diyelim. Aristoculuk biraz iradeyi ortadan kaldırmış. Çünkü iradeye gerek yok. Yani o kadar mükemmel ki zaten doğal olarak çıkıyor onlar bazı şeyler. Yapıyor. Kelamcılar iradeyi koymuşlar, gayeyi kaldırmışlar. Eşari kelamcılar. Şimdi ama şöyle yapalım. Ehliye kelamcıları şöyle düşünüyor ki arkadaşlar Şatibi burada şeyden çıkmıştır. Yani şu cümleyi söyleyen kişi eşarilikten çıkar. Cevap, yerleşmiş olan kaideye göre şeriatlar ancak ve ancak kulların maslahatlarını temin için getirilmişlerdir. Bu cümleyi söyleyen eşarilikle alakası biter. Ama başka bir şey olur. İşte ne olur? Buna bakmamız lazım. Şatibi birçok noktada aslında eşariliği benim eşarilerin yolundan gidiyor. Hakim kanaat o olduğu için. Ama burada çıkıyor. Bu önemli bir şey. Bunu daha sonraki izlerinde göreceğiz. Yani cümleye bakın. Şeriatlar ancak ve ancak kulların maslahatlarını temin için getirilmiştir. Bu şekilde okursanız anlamazsınız ama şeriatı getiren kim? Allah. Allah-u Teala'nın şeriatı dediği hükümleri. Allah-u Teala'nın verdiği hükümler bir gayeye yönelik. Bu gaye de nedir? Kulların maslahatlarını temin gayesi. Şimdi o zaman Allah'ın fiilleri, Allah'ın verdiği hükümlerin arkasında bir gaye vardır dersek, gaye vardır dersek ya da şöyle diyelim. Üç ihtimal var. Birinci ihtimal, gaye var. Hatta şöyle yapalım. Şöyle yapalım. Allah'ın fiiller arasında iki ihtimal var. Gaye var. Anlam var. Faide var. İki, gaye yok. Allah Teala'nın fiiller arasında gaye yoktur demek öksürtür mü bizi? Zorlar mı? Zorlar hocam. Eşarileri zorlamaz çünkü la muakkibe li emrihidir. La muakkibe li emrihidir.
İmam Şafii bunu çok kullanır ya da kullanır diyelim. Yani Allah-u Teala bir şey yaptıktan sonra daha sonra gelip bunu niye yaptın diye ona soracak kimse yoktur. Allah-u Teala gayesiz de iş yapabilir. Gayesiz de iş yapabilir. İradesi var ya, iradesi ile gayesiz de iş yapabilir. Efendim, yani biz Allah-u Teala'nın gayesini sorgulamayız. Eğer Allah-u Teala'ya çok fazla gaye biçecek olursak, gaye biz neyi götürür? Gaye kudreti azaltır. Allah-u Teala'nın kudreti yani o kadar yücedir ki ona biz bu fiili niye yaptın, bu fiilin arkasında ne var diyemeyiz ya da bu konuda niye yaptığını, bu fiili özel olarak bu gayeyi elde etmek için yaptığını söyleyemeyiz. Yani eğer gaye varsa demek ki Allah-u Teala bir yere ulaşmaya çalışıyor demektir. Gaye nedir? Bizim ulaşmaya çalıştığımız nihai noktadır. Gaye nihai noktadır. Gaye. Mesela Arapçada nasıl kullanırız? Mesela falanca şey, falanca şey, mesela hasenun lil gaye. Son derece deriz, son derece. Yani nihai noktada çok güzeldir. Gaye bize nihai noktayı, amacı gösterir. Şimdi şari eğer buradayken şu noktaya ulaşmayı hedefliyorsa eğer, bu şariye yakışmaz. Şari zaten herhangi bir şeyi hedefleyemez. Çünkü kudreti zaten her şey ondadır. Onun bir şeye ulaşmaya çalışması. Şari'nin bu noktadan bu noktayı hedeflemesi şari için nedir arkadaşlar? Eşari gözüyle bakarsak kudrete aykırıdır. Şari'nin kudreti sınırlı demektir. Böyle düşünür eşariler. Yani eşariler kudreti ön plana çıkarır. Tamam. Eşariler kudreti ön plana çıkarır. Gaye yok der. Gaye var diyen ehlire de hikmeti ön plana çıkarır. Şari eğer, çünkü bana dine girerken kudret lazım değil. Kudret vurgusu çok önemli. Hikmet vurgusu önemli. Şari'nin fiillerinin arkasında hep bir anlam olması lazım. Düzenli iş yapması lazım ki bir sistem ortaya koyabilelim. Dolayısıyla hikmet, gaye var diyenler hikmetten hareket ederler. Şari'nin hikmeti olması lazım. Peki gaye varsa bu gaye nasıl olabilir? İki seçenek. İki seçenek var. Kelamda iki seçenek var. Bir, şari kendisine yönelik bir gayeyi elde etmeye çalışıyor. Allah'a yönelik bir gaye. Olabilir mi bu? Bunu hiç kimse söyleyemez. Bunu ehli rey, mutezili de söylüyoruz. Allahu Teala bir gayeye yönelik bir fiil yapması düşünülemez. Çünkü Allah Teala kemal sıfatına sahiptir. Kendisine yönelik bir fiil yapmaz. Yani alemi yaratırken bundan ben de faydalanayım. Benim de işime gelir falan. Böyle bir şey olabilir mi? Mümkün mü? Değil. Değil mi arkadaşlar? Aristo'da hocam Yani bu çok Aristocu bir şey değil artık. Bu dine girmeyle alakalı bir şey. Allah-u Teala pür gayedir zaten. Tamam mı? Ve yani gaye Allah-u Teala pür gayedir. Ve hani Aristo buradan sonrasını şey yapmaz. Bu şekilde ele almaz. Çünkü buradan sonrası kelamdır. Yani zaten Aristo'da Tanrı ilkedir. İlkedir. Yani mesela hareket sıfatı yoktur. Vesaire vesaire. Aristo'da bu ilkenin sıfatları neyse Tanrı'da o sıfatlar vardır. Böyle çok şey olmasına gerek yok. Böyle kemal sahibi olmasına vesaire vesaire o kadar şey yok diyebiliyorum yani. Yani buna bakmak lazım. Arkadaşlar bu o zaman Allah'a yönelikse, yönelik gayesi yoksa kime yönelik olabilir bu gayeleri? insanlara mı? İnsanlara. Kullarına yani. Kullar aynı. Tabii şimdi burada üçüncü bir şık daha var. Burada artık arkadaşlar insanlar, kelam insanı biraz kutsar, önemser. Yani çünkü Allah-u Teala bizi mükellef kılmışsa demek ki biz varız yani. Ha işte bakın hani beni mükellef kıldı bak beni kul olarak muhatap aldı. Allah'ın muhatabı insandır. Yani başka şeyler de olabilir. Yani evreni sadece insanlar için yaratması, insanların maslahatları, menfaatleri için yaratması falan.
Tamam, düşünülebilir ama evren bundan çok daha büyüktür. Ama kelam tabii insanı biraz ön plana alır. Yani çünkü Allah Teala insana hitap ettiği için yani inanış budur. Bizi mükellef kıldığına göre demek bizim önemli olmamız lazım. Ama belki başkalarını da mükellef kılmış olabilir. Yani insanı bu kadar öne almaya ne kadar gerek var tartışılabilir ama kelami olarak bu böyle olması lazım. Biliyorsunuz yani hani dini düşünce insanı merkeze alır. Hatta yani şöyle düşünün. Diyelim ki dünya burada. Güneş burada. Mesela klasik dini düşünce Hristiyanlıkta falan hangisi hangisinin etrafında dönmesi mantıklı? Dünyanın güneş etrafında. Yok, güneşin dünya etrafında. Neden? Çünkü dünyada Etkili. insan yaşıyor. İnsan yaşıyor dünyada. Güneş dünyanın etrafında dönecek. Uydusu olacak. Yani insana saygısından dönecek. Halbuki birisi çıkıp da yok güneş dünyanın etrafında dönmüyor. Dünya güneşin etrafında dönüyor dediği zaman mesela Hristiyan düşüncesi niye buna karşı çıkıyor? Ulan olur mu? Boş bir ateş yığınının etrafında ben niye döneyim? O benim etrafımda dönmesi lazım. Çünkü insan burada. Tanrı benimle muhatap diye düşünür. Anlatabiliyor muyum? Evet. Yani insan biraz kutsaldır. Yine birisi çıkıp da insanın evrim sonucu meydana geldiğini söylediği zaman yine Hristiyanlık düşüncesi buna çok karşı çıkar. Neden? Ya insan gibi Tanrı'nın muhatap kıldığı, aldığı bir şey nasıl olur da başka canlıların evrimleşmesi sonucu meydana gelir? Bizim onlardan mahiyet olarak farklı olmamız lazım. Hep böyle düşünüyorum. Tamam mı? Dolayısıyla ben şuraya üçüncü bir şık daha yazıyorum. Bir, iki, üç. Ama kelami gelenekte gaye varsa bu ya Allah'ın zatına yönelik olabilir. Allah kendi zatına yönelik bir gayeye ulaşmaya çalışıyordur. Ya da insanlara, kullara bir gaye, şey yönelik bir fayda, anlama yönelik fiilde bulunuyordur, hüküm veriyordur. Dolayısıyla arkadaşlar, şimdi gelelim. Üçüncüsüne. Dolayısıyla Şatibi'nin bu sözü bundan çok önemli. Yani Şari'nin hükümleri, yani şeriatlar, kulların maslahatlarını temine yöneliktir. Şimdi gaye dediğim şey maslahat o zaman. Yani şari hükümleri ne için veriyor? Bizim maslahatımızı temin etmek için. Namaz kıl, maslahatı temin. Şunu yap, yapma, maslahatı temin. Maslahat nedir arkadaşlar? İşte Şatibi bunu burada açıklamıyor. Fakat ileride temas ediyor olabilir. Arkadaşlar maslahat denilen şey haz ve elem ilkesidir. Haz ve elem. Yani maslahat kulun kula haz verecek ve onu elemlerden ulaştıracak şeydir. Elemi nasıl yorumlayalım? Mesela haz nedir? Haz cennetteki hazdır. Elem nedir? Ateştir. Nardır, cehennemdir. Öbür dünyada. Bu dünya açısından da aynı şey. Bu dünyada açısından da haz. Hani bizim işte hazlarımız, insanın doğal olarak sahip olduğu hazlar, elem de çektiğimiz sıkıntı. Yani bu dünyadaki hazlar da olabilir, diğer dünyadaki, öbür dünyadaki. Öbür dünyadaki haz ve elem dediğimiz şey işte cennette hazlarımız olacak. Cehennemde de elemlerimiz, azabımız olacak. Tamam mı? Dolayısıyla maslahat denilen şey haz ve elem ilkesi üzerine kurulmuştur. Bir süre sonra tabii. Hani ben bunun izlerini Gazali ve sonrasında görebiliyorum ama öncesinde araştırmadım. Ama genelde bu şekildedir. Evet. Yani dolayısıyla burada haz falan, Şatibi bu konuları hızlı geçiyor. Biraz da yani Şatibi bilinen bir şey üzerine başka bir şey inşa etmeye çalışıyor, öyle diyelim. Yani sıfırdan bir metin yazıyor gibi değil. Onun için biraz hızlı geçtiği için anlaşılmayabiliyor. Evet. Şimdi sonuç. Sonuçta cevabımız şu. Aslında emir, şöyle diyeyim, talep, Şari'nin talepleri ve tahyiri hepsi Şari'nin hükmü olduğu için hepsinde aslında şey maslahattır. Hepsinin amacı mükellefi hazlara ulaştırmak, elemlerden hazlara ulaştırmak, elemlerden de uzaklaştırmaktır. Efendim. Bakın ne diyor? Emir nehi tercihe bırakma. Biz emir nehiyi talep olarak aldık.
tercihe bırakma yani tahir. Bunların hepsi bu cevap cümlesinin başında ikinci cümle. Emir, nehi, tercihe bırakma. Bunların hepsi mükellefin hazzı ve onun maslahatlarına yöneliktir. Maslahatlara yöneliktir. Maslahat da haz ve elem ilkesinden oluşur. Evet. Çünkü diyor Yüce Allah her türlü hazza ihtiyaç duymaktan müstahanidir. Şimdi anladınız mı benim neden anlattığımı? Çünkü Yüce Allah her türlü hazza ihtiyaç duymaktan müstahanidir. Allah-u Teala herhangi bir hazza ihtiyaç duymaktan müstahanidir. Evet. Yani o zaman Allah-u Teala'nın yani kendi maslahatı için yapmıyor Allah-u Teala. Çünkü maslahat dediğimiz haz ve elem. Tamam. Ayrıca diyor ki her türlü ihtiyaçtan münezzehtir. Halbuki çeviride her türlü garazdan, gayeden münezzehtir demiş. Yani kendine yönelik olarak anlamına. Kendisi kendine yönelik bir gayeyi, garazı gerçekleştirmeye ben münezzehtir. Ha, şimdi bunları söyledikten sonra. Bunları söyledikten sonra. Evet. Arkadaşlar soru şey şuydu. Konumuz şuydu. Şeyi unutmayalım. Yani geldiğimiz yeri. Geldiğimiz yer şu. Mübah. Mübah dediğimiz şey. Mübahı mükellef hazzını gerçekleştirmek için yapar demiştik. Efendim. Fakat bir talep varsa burada emri yerine getirmek için yapardık bunu. Soru soran da bu her zaman böyle değil demiş. Yani bazı mübahlar var ki ne demişti? Bazı mübahlar var ki yani ilk planda haz yüzünden işlenmez. Bazı talepler vardır ki haz orada etkilidir. İlk planda haz söz konusudur onu yapmamızda. Evet. Şimdi bu sorunun cevabı olarak. Hazı iki kısma ayırabiliriz diyor. Haz iki kısma ayrılır. Birinci kısım, ikinci kısım. Talep edilmiş olan hazlar. Birincisi talebe bağımlıdır diyor. Hayır, talep edilmiştir açıkça. Kulun onu talep sebebiyle elde şöyle buralar çeviriler maalesef problemli. Birincisi talebe bağımlıdır. Hayır, talep edilmiş. Yani bir taleple sebebiyle yaparız o şeyi. Hazza talep sebebiyle ulaşırız. Talebe bağımlıdır. Kulun onu talep ile birlikte alma imkanı vardır. Hayır, kulun onu talep edilmesi sebebiyle elde etme imkanı vardır. Ve böylece özellikle hazzı peşinde koşmuş olmaz. Bununla birlikte o hazzını da kaçırmaz, onu elde eder. Yine aynı şeyi söylüyor. Bir talep hazzı biz bazı taleplerin sonucunda ulaşabiliriz. Yani Allah-u Teala ne der bize? Bir fiili yapın der. Namaz kılın der. Biz gider nafile namaz kılarız ya da farz namaz kılarız. Buradaki bizim amacımız buradaki hazzımız peşinde koşmak değildir. İlk amacımız emri yerine getirmek, talebi yerine getirmek. İkinci amacımız hazzı elde etmektir. Evet. Yani bunu yapmamız hazza ulaşmak için nefsimizin motivasyonuyla değil, talep doğrultusunda yaparız. Ha, bazen de dediğim gibi işte mükellef nafile oruç tutmak gibi hazzı onu dürtükler. Ya işte yarın oruç tut falan. İşte iyi oluyor, sağlığına da iyi geliyor falan. Ama yine de bu bir talep edilebilen bir şeydir. Yani talep edilmiş bir şeyin devamıdır. İkincisi, talep edilmemiş olan haz vardır. Yani bu da işte mükellefin mübahları yapmasıdır. Talep edilmemiş durumlardaki hazza ulaşma da mükellefin mübahları yapması sonucunda elde edilir. Hatta Şatibi diyor ki o yani mübah izin verilen bir ameldir. Ondan gözetilen maksat hasaten mücerred dünyevi hazdır. Buradaki haz da tabii dünyevi haz. Çünkü uhrevi haz olabilmesi için bunun bir emir ve nehiye konu olması lazım. Dolayısıyla arkadaşlar yani Şatibi çok aşırı böyle güçlü deliller ortaya koymuyor. Biraz da tekrar ediyor kendi söylediklerini. Meseleyi bu şekilde bitirebiliriz. Altıncı mesele. Hocam gayenin üçüncüsü neydi onu ben kaçırdım ama gaye ile ilgili Allah için olan vardı, kul için olan vardı. Üçüncüsünü Yani başka yaratıklar olabilir. Dünya çok büyük. Yani insan burada kendini konumlandırıyor. Başka şeyler de olabilir. Yani Allah-u Teala bize tamam peygamber gönderiyor. Bu dünyadaki insanlar, başka yaratıklar,
başka kategoriler, Allah-u Teala'nın bizim bilmediğimiz başka amaçlarla yaptığı fiiller, yani hepsi nihayetinde gelip insan için, yani diyelim ki hani evreni tabii burada küçük görüyoruz arkadaşlar. Evren nasıldır klasik dönemde? Allah'ın yarattığı evren küçüktür. Merkezde kim vardır? İnsan vardır. Yani şimdi bizden işte bilmem kaç milyar ışık yılı uzağındaki bir şeyin yaratılmasını gören bir kelamcı bu perspektiften bakarsa, yani hani şöyle diyebilir, hani bunun yaratılmasının da nihayetinde hani insana bir faydası vardır falan gibi, bunları izah etmekte biraz zorlanır. Küçük bir evren tasavvuru, merkezde insan, başka da bir şey yok. Bu şekilde tasavvur ediliyor biraz. Hani sadece insanı bu kadar merkeze almak tartışılabilir demek istiyorum. Başka gayeleri de olabilir Şari'nin yaratmakta. Öyle. Orayı bilmiyoruz o zaman hocam, doğru mudur? Ya işte kelamcılar böyle düşünüyor. Her şey mutlaka insanın maslahatı faydasına olması lazım bir şekilde. Hayır, Şari'nin bütün fiilleri mutlaka böyle olmak zorunda değil. Yani evren çok büyük tahayyül ettiğimizden. Yani insan dışında başka şeyler de olabilir. Mükelleflerde ya da işte kategorilerde, varlık kategorileri de, şunlar da bunlar da. Çok fazla şeye yani bu dinle mükellef olanları çok fazla önceliyor. Yani mükellef dediğimiz dinle, İslam diniyle mükellef olanlarını çok fazla önceliyor. Efendim, ha şu denilebilir, başka gezegenlerde başka canlılar varsa onlara da gelen din İslam'dır falan gibi bir şey söylenebilir belki, ama bunun biraz daha ele alınması lazım. Yani bu konu bu yeni evren tasavvuruyla değişir demek istiyorum. Eyvallah hocam, teşekkür ederim. İnsanın da kendini çok fazla hani dini teoride insan çok fazla merkeze alınmıştır. Yani Şari'nin bütün fiilleri insanın maslahatını temin amacıyladır diyerek. Evet. Şimdi diyor ki 6. meselede, beş teklifi hükmün fiil ve terklere taalluku ancak kasıt iledir. Arkadaşlar bakın, bu meseleyi ben size aslında geçen de şeyde zimmet, ehliyet meselelerini anlatırken giriş yapmıştım. Bu giriş sebebiyle bu meseleyi anlamamız daha iyi şey olacak. Ben burada Şatibi'ye katılmayacağım. Şatibi diyor ki, beş teklifi hükmün fiil ve terklere taalluku. Ancak kasıt iledir. Yani teklifi hüküm kasıt ve niyetli olur. Kasıt ve niyet. Niyet olur. Kasıt ve niyet aynı şeydir hemen hemen. Niyet de olur. Eğer kasıt yoksa, fiil teklifi hüküm gerektirmez. Evet. Şimdi şu cümle aklımızda bulunsun. Teklifi hüküm kasıt ve niyetli olur. Yani mükellefin fiiline bir teklifi hüküm. Mükellef bir fiil yaptı. Şöyle yapalım. Fiil artı kasıt bir teklifi hüküm doğurur. Teklifi hükümle ilgili olur. Sadece fiil var, kasıt yok. Bu teklifi hükümle ilgili olmaz. Basit bir şey söyleyeyim size. Neyse, örneği kitaptan gidelim. Kafanızı karıştırır örneğim. Devam edelim. Evet. Şimdi delilleri. Ameller ancak niyete göredir hadisi. Evet. Ameller niyete göre. Tamam, bunu biliyoruz. Onda bir sorun yok. Peki bu ameller niyetlere göredir deyince, yani niyet olmazsa bu yaptığımız fiil amel değildir, fiil değildir demek midir? Böyle anlamaya çalışıyor şartı. Yani ameller niyetlere göredir ifadesinde diyor, bu husustaki deliller katiyet ifade edecek derecede fazladır. Efendim. Sadece şöyle, hadisin manası şudur diyor, ameller niyetlere göredir, yani innemel amalü binniyat. Sırf his planındaki şekilleriyle ameller. Yani sadece fiil, gözle gördüğümüz fiil, birisinin bir fiil yaptığını görüyoruz. Kastını görebiliyor muyuz? Göremeyiz kastını. Sadece bir fiil,
his planındaki dediği, yani böyle algıladığımız, gözle gördüğümüz şekliyle amel hiçbir şekilde şer'an muteber değildir. Yani teklifi hükümle ilgili değildir. Mutlaka kasıt olması lazım. Ancak vazi hükümler babında itibar edildiğine dair hakkında özel bir delil bulunanlar bunun dışındadır. Vazi hüküm olarak değerlendirilen şeyler bunun dışındadır. Şimdi Şatibi burada bir şeyi karıştırıyor. Bu tartışma şununla alakalı. Ben size anlatmıştım ya. Dinde biz eğer mükellef üzerinden gidersek, mükellef ve mükellefi de akıl artı bali olarak görürsek, din tabii ki kelami anlamda akıl ve bali bir kişiye hitap eder. Kelam, mükellef de kelam, kelami kavramdır. Yani bu şu demektir. Buluğa ermemiş kişi dini hitaba muhatap değildir henüz. Dini hitaba muhatap değilse o zaman fıkıh da dini hitaptır, fıkha da muhatap değildir. Mükellef akıl bali ise böyle olmayan dine, şeriata muhatap değildir. Fıkıh da din ve şeriatın bir şeriat olduğu için fıkha da muhatap değildir. Fıkıhta da muhatap ya da bir özne değil. Arkadaşlar, fıkıh ve kelamı tam olarak birleştirirsek bunu demek zorunda kalırız. Fakat bu doğru değildir. Bu doğru değildir. Neden? Burada fıkhın, hukukun kendine özgü kuralları vardır. Yani burada biz kelamı fıkıhtan ayırmamız gerekiyor. Neden? Tabii ki 5 yaşındaki bir çocuğa biz inan, iman et, bununla mükellefsin diyemeyiz. Tamam, bunu anlıyoruz. Ama yani 5 yaşındaki çocuk kelamın alanı dışındadır. Peki 5 yaşındaki çocuk fıkhın da mı alanı dışında? Yok, gayrimeyzi olarak fıkhın alanı içindedir zaten. Evet. Evet. Fıkhın alanı dışında değil. Neden? Bunun hak ve borçları olabilir. Hak ve borçları. Arkadaşlar, bu şeyi, yani kelam ve fıkhın alanlarının farklı olması dolayısıyla fıkıhta artık mükellef kavramını kullanmayalım. Mükellef çok kelami bir kavram. Yani tamam, teklifi meklifi temellendirelim de fıkıhta mükelleften ziyade, yani daha genel bir kavrama ihtiyacımız var deyip zimmet kavramını üretenin Debussy olduğunu söylemiştim. Debussy zimmette şunu, hak ve borçlar üzerinden gider. Şimdi mükellefte fiiller önemlidir. Mükellefin fiili deriz, değil mi? Zimmette artık fıkıh, bakın fıkıh fiille alakalı, yani salt fiille alakalı bir konu değildir. Bu bütün literatürün bu şekilde elden geçmesi lazım. Yani hani işte fıkhın konusu, mebadi, mesaili nedir şeklinde gidersek mükellefin fiili deriz ve yanlış olur. Yani ben zaten bu şeyi hiç sevmem, yani İslami ilimler açısından mevzu, mebadi, mesail meselesi tamamen bir aldatmacadır. Arkadaşlar, fıkhın konusu mükellefin fiilleri değildir. Fıkhın konusu şahısların hak ve borçlarıdır. Şahıs kimdir? Şahıs kavramının içini dolduralım. Şahıs ilk başta insandır. Mükellef olsun ya da olmasın. Dolayısıyla mükellef yerine biz şahıs kavramını getiriyoruz. Yani zimmet sahibi ve insan diyoruz. Fıkıh onların hak ve borçlarını inceler. Ebu Hanife'nin hukuk tanımı nedir? Marifetün nefsi mâ lehâ ve mâ aleyhâ. Yani şahsın haklarını ve borç ve ödevleri hakkındaki, yani şahısların hak ve ödevleri bilgisidir. Hak ve ödevlerini inceleyen ilimdir demektir. Marifetün nefsi kişinin bilmesidir gibi anlamayalım onu. Tamam mı? Yani modern dile çevirirken böyle çevirmemizde fayda var.
şahısların, bakın mükellef var mı? Yok. Fiil var mı? Yok. Gördünüz mü? Şahısların hak ve borçlarını inceler. Mükelleflerin fiilleri geyi sonra yani özellikle eşari düşüncesinde şey bulur. O zaman şeyi nasıl izah edeceğiz? Yani fıkıh sadece şurayla alakalıysa ölüm, ondan sonra buluğ ama akil olarak buluğ ile alakalıysa şurayla ne olacak? Birinci soru budur. Şatıbi der ki buradaki fiiller hayvanların fiili gibidir. Olmaz. Bunlar da teklifi hüküm doğurur. Doğurur mu doğurmaz mı arkadaşlar? Şimdi diyelim ki bir akıl sahibi olmayan birisi düşünün. Yani akıl hastası birisinin bir takım fiilleri şer'i hüküm doğurur mu? Yani vacip, ondan sonra vesaire vesaire gibi şeyler doğurur mu? Doğurur. Nasıl? Bu kişi birisinin malını tazmin şey yaparsa, helak ederse, itlaf ederse bu itlafı şey yapması, tazmin etmesi gerekir mi? Vacip midir? Tabii ki gerekir. Buradan kaçamayız. Tamam mı? Ha, ibadetler konusunda vacibi olmayabilir. Mendubu olmayabilir. Tamam mı? Ama hukuk konusunda hukuk bunun yapılması zorunludur. Tazmin edecek. Kimin zimmetinde sabit olmuştur bu borç? Akıl hastası birisinin malını telef ettiği zaman akıl hastasının zimmetinde, akıl hastasının zimmeti vardır. Hukuki kişiliği vardır yani. Borç onda sabittir. Bir kişinin hayvanı bir mala, başkasının malına zarar verdiği zaman borç o hayvanda sabit olmaz. O hayvanın sahibinde sahiptir. Dolayısıyla hayvanın zimmeti yoktur. Hayvanın hukuki kişiliği yoktur. Şimdi dolayısıyla Şatibi burada yanlış bir yola giriyor. Yani biz deli, akıl hastasının bir malı itlaf etmesi, akıl hastası bir malı itlaf ettiği zaman kastı vardır diyebilir miyiz? Akıl hastasının kastı olur mu? Ya da buluğ öncesi çocuğun kastı olur mu? Hayır, hukuk bu kastı önem vermez. Bu kasıt önemsizdir. Ama kasıt olmadan da vacip hükmü ortaya çıkabilir. Yani tazmin vaciptir. Mesela işte Şafilere göre çocuk zenginse zekat vermesi vacip midir? Malından zekat gerekir mi? Yecibu mu? Evet, gerekir. Ya da menduptur diyebilirsin. Mendup mudur? Menduptur. Ama vaciptir deriz. Şimdi bunlar varken o zaman bunu birisinin izah etmesi lazım. Yani tamam, kelam akıl ve buluğa hitap eder. Bu doğru. Ama fıkıh bütününü ele alır. O zaman bütününü ele alacak bir teoriye ihtiyacımız var. Şuralardaki hükümler sonuçta teklifi bir hükme yol açıyor değil mi arkadaşlar? Yani çocuk mal sahibi oldu ve zekatla sorumlu oluyor Şafiler. Bu teklifi bir hüküm, evet. Bunu izah etmek lazım işte. İşte bu vaz'i hüküm meselesi, vaz'i teklifi ayrımı ancak ve ancak arkadaşlar şeyi yaptıktan sonra mümkündür. Mükelleften zimmet kavramına geçtikten sonra mümkündür. Yani bütün insanlar hak sahibi ve borç sahibi olabilir. Ama sadece mükellef esas alırsak, mükellef sadece mükellef olanların hukuk sücesi olabileceğini, yani hak ve borç sahibi olabileceğini söyler. Dolayısıyla aslında bu ayrımı yapmak, mükellef ve zimmet ayrımı yapmak, eda ehliyeti, eskiden hep eda ehliyeti vardır, eda ehliyetinin yanına bir de vücub ehliyetini eklemek demektir. Şimdi mükellef üzerinden gidenler vücub ehliyeti diye bir şey kabul etmezler arkadaşlar. Etmezler. Neden? Çünkü vücub ehliyeti neyi gerektirir? Bu çocuğun, bakın şunu diyebiliyorsak biz eğer, mesela bu çocuk birisinin malını telef ettiğinde ya da bir akıl hastası birisinin malını telef ettiğinde zimmetinde ne olur? Tazmin etmesi vacip olur. Zimmetinde sabit olur bu vücub
vacibiyet. Anlatabiliyor muyum? Ya da mesela Şafiler bu vücub ehliyetini kabul etmeden acaba bunu nasıl, bu hükme nasıl vardılar? Yani hani Şatibiler bu tür Şafiler bazen bu tür teknik şeylerin başta farkına varmamışlardı. Diye verdikleri fetvalarla kavramsal analizdeki ortaya çıkacak tutarsızlıkların ilk başta çok farkına varmamışlardır. Efendim, bu çocuğa biz zekat vermesi gerekir diyoruz ya, o zaman bu çocuğun biz borç hatlarının ve borçlarının olduğunu kabul etmiş oluyoruz. Hani buradan nasıl kurtulabilir Şafiler? Ya bu çocuğun malından babanın vermesi vaciptir. Ama çocuğa da vacip sonunda. Mal kimden gidiyor? Çocuktan gidiyor. Arkadaşlar, hayvanlara benzetemezsiniz bu durumu. Hani hayvanların fiillerine mal çocuktan gidiyor. Çocuğun malını vücub üzerine alıyorsun. Dolayısıyla vücub ehliyetini kabul etmemiz lazım. Vücub ehliyetini kabul etmeden hukukta ilerleyemeyiz. Tamam mı? Hukukta ilerleyemeyiz. O zaman çocuğun zimmetinde normal bir insan gibi her şey sabit olabilir. Yani her borç sabit olur. Hatta ne demiştim ben size? Şatibi bu teoriyi yaparken ne diyor? Ezan okunduğu zaman bu çocuğun zimmetinde ya da vakit girdiği zaman zimmetinde öğle namazını kılmak da sabit olur. Ama çocuğun eda ehliyeti olmadığı için bunu kendisi eda edemez. Eda ehliyeti için kasta ihtiyaç vardır işte. Eda ehliyetiyle yapılacak fiiller için kasta ihtiyaç vardır. Vücub ehliyeti bağlamındaki fiil için hepsi için kasta ihtiyaç yoktur. Evet. Yani dolayısıyla mesela bir kişinin mirasçısı öldüğü zaman çocuk hak sahibi olur. O malın o çocuğa geçmesi vacip olur. Hukuk bu malı çocuğa vermek zorundadır. Burada bir kasıt var mı? Çocuğun yok. 5 yaşındaki çocuk birisinin penceresini kırdığı zaman tazmin etmek zorundadır. Kasıt var mı? Niyet var mı? Yok. Çocuğun kastı niyetine itibar edilmez. Tamam mı? Dolayısıyla şöyle kurtulamayız arkadaşlar. Şöyle kurtulamayız. Ya işte çocuğun itlaf ettiği malın tazmin sorumluluğunu ya da işte zekat mükellefiyeti bunlar teklifi değil vazi hükümdür diyerek Şatibi böyle kurtulmaya çalışır. Böyle kurtulamaz. Bu aldatmacadır. Bunlar vazi hüküm ayrımını yapabiliyorsak yapıyorsan eğer vazi hüküm ayrımının arkasındaki mükellefiyetten insana, zimmet sahibine geçişi de fark etmemiz lazım. Dolayısıyla kasıt çok esas bir unsur değildir. Hukukun temeli mükellefin fiili değil, zimmet sahibi olan, artık bu kim olabilirse, yani hani tüzel kişiliğe de açık bir kavramlık. Tamam mı? Zimmet sahibi şeylerin, varlıkların hak ve borçlarıdır. Şu an için insan, klasik doktrinde özellikle insan var. Bazı vakıflar var, devlet var mesela. Bunun hak ve borçlarıdır diyoruz. Evet. 7. mesele. Bu perspektifle burayı okuyun arkadaşlar. Yedinci mesele. Menduk diyor, önce de geçtiği üzere daha genel bir yaklaşımla ele alındığında onun vacibe hizmet ettiği görülür. He. Çünkü mendup ya vacibin bir mukaddimesi ya da onun bir hatırlatıcısı mahiyetindedir. Şimdi mendup vacip ilişkisini ince. Vacip merkezde, mendup da yanında. Şimdi baktığımız zaman mendup iki şekilde olabilir. Yani her halükarda mendup vacibe hizmet eder. Şimdi şeyimiz bu. Nasıl? İki tür hizmet eder. Yani hizmet. Mendup vacibin bir mukaddimesi. Yani ona başlangıç, giriş, mukaddime. Mukaddime gördüğümüz her yere öncül demeyeceğiz tabii. Ya da mukaddime. Mukaddime, başlangıç, giriş. Evet. Öncesinde olan şeyler. Ya da onun bir hatırlatıcısı mahiyetin hatırlatıcı. Başlangıç ya da hatırlatıcı. İkisi de buna hizmet eder. Mesela bazen mendup vacip cinsinden olabilir, bazen de olmaz. İki şeyimiz var. Mendup vacip cinsi değil. Vacip cinsi değil. Mesela diyelim ki namaz var, farz namaz var. Bir de mendup namaz var. Mesela bakın, farz namaz, yani vacip namaz, mendup namaz. Burada mendup namaz cinsinde.
Efendim. Ondan sonra yine mesela işte bir mendup söyleyelim. Misvak kullanmak namaz cinsinden mi? Değil. Ama namaza hazırlık için güzel bir şey falan. Dolayısıyla böyle bakarsak diyor, mendubu teker teker düşündüğümüz zaman menduptur ama bütün olarak düşündüğümüz zaman vacip hükmüne katılacaktır. Bunu daha önce de söylemiştik, tekrar ediyor aslında. Evet. Mekruh da haramla aynı ilişki içerisindedir. Evet. Arkadaşlar, mekruh da haramla aynı ilişki içerisindedir. Diyoruz. Bakalım vaktimiz. İsterseniz bugün burada kalalım arkadaşlar. Ben biraz yoruldum.